Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sikkenin görüntü dışında kalmış kısımlarını tamamlayacağız. Uygulama olarak Photoshop CC 2021 kullandık. İşlemler çok ağır değil. Dolayısıyla GIMP gibi ücretsiz uygulamaları da kullanabilirsiniz. Görüntüyü rahat çalışabilmek için Ctrl Artı ile yaklaştırıyoruz. Görüntüyü uzaklaştırmak için Ctrl Eksi tuşlarını kullanıyoruz. P tuşu ile pen aracını aktif ediyoruz. Çünkü sikkeyi arka plandan ayırmalıyız. Sikkenin bu kısımları için sınırları göz kararı belirliyoruz. Tabii ki en doğrusu fotoğrafın en uygun ışıkta, makul seviyede, yüksek çözünürlükte çekilmesi gerekir. Köşe noktalarını kaydırmak için pen aracı aktif iken kontrol sol tuş ile noktaları kaydırabiliriz. Hattı bir seçim alanına dönüştürmek için Ctrl Enter tuşlarına basıyoruz. Kesim işleminin makas kesiği gibi sert olmaması için kenarları Shift F6 ile yumuşatıyoruz. Feather değeri için 1 şimdilik de yeterlidir. Katmanı çoğaltmak için Ctrl J tuşlarına basıyoruz. Yeni katman Layer 1 olarak oluştu. Sikkenin dışında kalan saydam alanın kazayla boyanmaması için Layers panelindeki transparan ikonunu aktif ediyoruz. Layers panelindeki göz ikonu görünürlüğü açıp kapatır. Saydam alanı kontrol etmek için yeni bir katman açıyoruz. Bu işlem mecburi değil. Üst rengi katmana doldurmak için Alt Backspace tuşlarına basıyoruz. Alt rengi katmana doldurmak için ise Ctrl Backspace tuşlarına basıyoruz. Katman renk tonunu değiştirmek için Ctrl U tuşlarına basıyoruz. Kesim işleminiz çok iyiyse bunu yapmanıza gerek yok. İşlem yapacağımız katmanı Layer 1'i seçiyoruz. Katman ismini çift tıklayıp değiştirebilirsiniz. P tuşuna basıp pen aracını aktif ediyoruz. Yama yapılacak alana en yakın kısımda alan işaretliyoruz. Ctrl Enter. Shift F6. Ctrl J ile işaretli alanı çoğaltıyoruz. Ctrl eksi V tuşu ile Move aracını aktif ediyoruz. Ctrl artı boşluk tuşu ile sayfayı tutup kaydırabiliriz. Şimdi bu parçayı eksik olan parça üzerine yerleştireceğiz. Edit Pop-up Warp ile kukla eklem noktaları ekleyeceğiz. Noktaları daha isabetli yerleştirebilmek için Show Mesh'i işaretleyebilirsiniz. Sol tuş ile kukla noktası ekledik. İkinci noktayı ekleyip onu sürüklüyoruz. Parçayı bu şekilde eklemlerle sikke üzerine yerleştiriyoruz. Enter tuşuna basabilir veya başlık menüsünde onay butonunu tıklayabilirsiniz. Ctrl T ile dönüştürme aracını aktif ediyoruz. Kutunun köşesinde imleç dirsek şeklinde olunca parçayı döndürebilirsiniz. V tuşu ile Move aracı aktif iken katmanı yön tuşları ile piksel tabanlı olarak kaydırabilirsiniz. Beklenmedik hataları önlemek için dosyayı Ctrl S ile PSD formatında kaydedelim. Arada kalan boşluklar için klonlama yapacağız. S tuşuna basıp Clone Stamp aracını aktif ediyoruz. Alt tuşu basılı iken doku örneğini alacağımız yere sol tıklıyoruz. Sol tuş ile tekrarlı görünen yerleri klonlayıp boyayarak değiştiriyoruz. Biraz da serbest seçim yapıp dokudan yeni katman oluşturalım. J ile Patch aracını aktif ediyoruz. Kenarları yumuşatmak için Feather uyguluyoruz. Shift F6 ile kutudaki değeri 1 olarak giriyoruz. Ctrl J ile seçimden yeni katman oluşturuyoruz. V tuşu ile Move aracını aktif edip parçayı boş alana taşıyoruz. Ctrl T ile kutu köşesi dışında imleç dirsek şekline dönüşünce parçayı uyumlu olacak şekilde döndürüyoruz. Değişikliği kabul ettiğimizde Ctrl E ile parçayı bir alttaki katman ile birleştirebilirsiniz. S tuşu ile Clone Stamp aracını aktif edip doku kopyalamaya devam ediyoruz. Boşluğun altındaki kenardan örnek alıp taşıyalım. P ile pen aracını aktif ediyoruz. Shift F6 tuşları ile Feather yani yumuşatma değeri verelim. Shift
şimdilik bir değeri yeterli. Ctrl J ile seçimden yeni katman oluşturup V tuşu ile parçayı yukarıya doğru taşıyalım. Yine Puppet Burp aracı ile parçayı bükelim. Sol tuş ile eklem koyalım. Eklem noktasını sol tıklayıp sürükleyebiliriz. Bu şekilde sünekliği dengeli olarak dağıtabiliriz. Enter ile bükme işlemini kabul ediyoruz. E tuşu ile Razor aracını aktif edelim. Parçanın fazlalık kısımlarını silelim. Varsayılan ayarlarda silginiz bu şekilde gelmeyecektir. Razor aracı aktif iken tuvalin herhangi bir yerine sağ tıklayalım. Kutuyu genişletelim. Burada türlü silgi fırçaları var. Ayrıca Brush Settings menüsünden fırçanın detaylı ayarlarını yapabilirsiniz. Bu pencereye Window menüsünden erişebilirsiniz. Silginin parçayı yumuşak bir şekilde silmesi için başlık çubuğunda Flow ayarı %25 değerlerinde olmalıdır. Ctrl U ile Hue Saturation penceresini açıyoruz. Farklılık olması için değerleri biraz değiştirelim. Layers menüsünde katmanın adını çift tıklayıp değiştirelim. Clone Stamp ile tekrarlı piksel örneklerini değiştirelim. Sikkenin sol tarafındaki işlemleri alt kısmı içinde tekrar ediyoruz. Pen aracı ile seçim oluşturuyoruz. Kenarları bir değeri ile yumuşatıyoruz. Move aracı ile parçayı aşağıya taşıyoruz. Ctrl T ile Transform kutusunu açıp parçayı döndürüyoruz. Puppet Warp aracını kullanıyoruz. Eğer bir eklem noktasını kaldırmak isterseniz o eklem noktasını sağ tıklayıp Blade Pin komutu ile silebilirsiniz. Son parçayı hemen altındaki silgi katmanı ile birleştiriyoruz. Klonlama ile tekrarlı pikselleri değiştiriyoruz. Farklı bir seçim işlemi yapalım. M tuşu ile Rectangular Marquee aracını aktif edelim. Seçimi sol tuş ile tutup örnek almak istediğimiz yere sürükleyelim. Rectangular Marquee aracı aktif iken seçim alanı içine sağ tıklayıp Transform Selection ile seçimi imleç dirsek şeklini alınca sol tuş ile döndürelim. Rectangular Marquee aracı aktif iken yön tuşları ile seçimi hareket ettirebilirsiniz. Ctrl J ile seçimden yeni katman oluşturalım. Kukla evirme işleminde istenmeyen kısımlar kaldı. Eraser ile bu kısımları silelim. Burn aracı varsayılan olarak görünmeyebilir. Dodge aracı üzerine bir saniyeden fazla süreyle sol tıkladığımızda alt menüler görünecektir. Üst çubukta range değerini mid tones olarak belirleyelim. Bu orta tonları koyulaştıracak, dolayısıyla sikkenin alt kısmını gölgeleyecektir. Etkileme gücü için %20 exposure değeri yeterlidir. Fırça ayarları için sağ tıklayalım. Yumuşak kenarlar için hardness %0 değerinde olmalıdır. Fırça çapını size 15 olarak uygulayalım. Range değerini shadows olarak belirleyip koyu tonları karartalım.
Layers menüsünde Layer 1 seçiliyken sikke katmanı üzerine Ctrl sol tuş ile tıklandığında sikke katmanı ile seçim alanı oluşturulur. PNG gibi biçimler seçim alanı oluşturmayı oldukça hızlı hale getirirler. Burada sikke katmanı dışına taşan parçaları silmek istiyoruz. Bu nedenle seçimi Ctrl Shift I yani Invert tuşları ile ters çeviriyoruz. Seçimi Delete ile siliyoruz. Katmanları birleştiriyoruz. Serbest seçim yapıp yeni katman oluşturuyoruz. Layers menüsünde Layer 1 seçiliyken katman modunu değiştirip yeni renk tonları yakalamaya çalışalım. Listeden bir ayar seçildikten sonra seçim kutusu mavi çizgiyle aktif iken aşağı yön tuşu ile diğer katman modlarını hızlıca görebilirsiniz. Saydamlık oranını opacity değeri ile belirleyebilirsiniz. Tekrarlı veya istenmeyen piksel gruplarını değiştirmek için bir başka yöntem deneyelim. J tuşu ile patch aracını aktif ediyoruz. Seçim alanına sol tıklayıp karışım yapmak istediğiniz alana doğru sürükleyelim. Klonlama ile devam edebiliriz. Sikkenin sağ kısmına da benzer işlemi uyguluyoruz. Boşluğun bir kısmını üstten, bir kısmını alttan örnekleyelim. Dodge aracı ile ışık gölge yoğunluğunu dengeleyelim. Adobe bir araç paneli üstünde imleci beklettiğinizde o araç ile ilgili kılavuz animasyonlar göstermektedir. Photoshop'un eski sürümlerinde bu kılavuzlar yoktur. Yine bir katman modu karışımı deneyelim. Thank you.
Thank you.